Evet dostlar, azdan az, çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube kanalımızda yer alan videolarımıza alt yazı eklemesini nasıl yapıyoruz? Bu alt yazı ekleme işlemlerini en kolay ve en güzel şekilde nasıl yapıyoruz? Bizim videolarımıza eklemiş olduğumuz alt yazılar neticesinde birçok kişiden yorumlar aldım. Özelden yazanlar oldu. İşte bu YouTube'daki videolara alt yazıyı nasıl ekliyorsun? Bizim kafamız çok karıştı. Biz bu YouTube'da yer alan videolara bakarak bu işlemi yürütemiyoruz. Tıkandığımız noktalar var. Değişik şekillerde tıkanmış oldukları noktalardan destek ve yardım talep ettiler. Öncelikle şunu şurada belirtmek istiyorum ki bu konunun uzmanı olduğum için bu videoyu çekmiyorum. Sadece ben de kendi videolarıma alt yazı eklediğim için sizlere de yol göstermek, yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyorum. Bu anlattıklarımın dışında herhangi bir bilgim maalesef çok fazla mevcut değil. İlk olarak benim kendi yapmış olduğum, benim kendi gitmiş olduğum yöntemle sizlere altyazıyı nasıl eklediğimi göstermek, anlatmak istiyorum. Şimdi bunu sizlere gösterirken bu videolarımın içerisinden bir tanesiyle örnek olarak başlayalım ve bu şekilde altyazımızı oluşturma işlemine başlayalım. Benim sizlere bu anlatacak olduğum altyazı eklemeden sonra artık hiç kimse, bu videoyu izleyen hiçbiriniz çok rahat bir şekilde videolarınıza altyazı ekleyebileceksiniz. Bunun gerçekten ne kadar basit, gerçekten ne kadar yapılabilir bir durum olduğunu sizlere en güzel ve en detaylı şekilde ifade etmeye, aktarmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak kendi kanalımıza girişimizi yapıyoruz. Kanalımıza girdikten sonra alt yazı eklemesini yapacak olduğumuz videomuzu seçiyoruz. Şimdi ben buraya girdiğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi kanalımda alt yazı eklemesi yapmış olduğum videolar mevcut. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradaki videoların altında alt yazılar kısmı var. Bakın şurada üzüm sirkesini eklemişiz. Baharat öğütücümüze eklemişiz. Şimdi burada ben sizlere üzüm sirkesinde kaç tane alt yazı eklediğimizi, hangi alt yazılar eklediğimizi örnek olması, örnek teşkil etmesi açısından açıp göstermek istiyorum. Burada kapatıyoruz ve alt yazıyı açıyoruz. Bakın şu kısımdan alt yazıları açabildiğimizi eminim çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bu kısma tıkladığımız zaman şimdi bize ilk olarak Türkçe alt yazıları açmış oluyor. Türkiye'den bağlandığımız için Türkiye IP'si YouTube'a gittiği için direkt olarak Türkçe alt yazıyı açıyor. Eğer ki biz başka bir ülkede olmuş olsaydık ve o ülkenin alt yazısı bu videomuzda mevcut olmuş olsaydı direkt olarak o ülkenin diline ait olan altyazıyı açacaktı. Ardından burada altyazılar kısmı var. Bakın altyazıların yan tarafında 10-10 rakamı var. Yani biz bu videomuza 10 adet altyazı eklemişiz. Bu altyazılarımız neler? Almanca, Arapça, Azerbaycan dili, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Türkçe olmak üzere toplamda 10 adet altyazı eklemiş bulunmaktayız. Şimdi gelin hep birlikte bunun sağlamasını yapalım. Eklemiş olduğumuz altyazılar düzenli mi, olmuş mu? Biz bu işi başarabilmiş miyiz? Yani biz bu işi yapıp sizlere aktarabilecek konumda mıyız? Bunun bir tane denemesini yapalım. Burada yer alan dillerimizden Rusça'ya tıklıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi altyazımız direkt olarak Rusça'ya döndü. Burada diğer bir dilimiz İngilizce var. İngilizce'ye tıklıyoruz. İngilizce'ye de gayet güzel bir şekilde dönüştü. Bir diğer dilimiz Azerbaycan diline tıkladığımız zaman da onda da gayet herhangi bir sıkıntı olmadığını sizler de görebiliyorsunuz. Yani kısacası biz kanalımıza alt yazı ekleme işlemini yapabiliyoruz. Bunu başarabilmişiz. Sizlere de bu bildiğimizi aktarabilecek durum ve konumdayız. Şimdi bu kanıtlama işlemimizi gerçekleştirdikten sonra asıl alt yazı düzenleyecek olduğumuz videomuza gelip oradan gerekli işlemlerimizi başlatalım. Ne demiştik? Burada bizim alt yazı eklemesi yapacak olduğumuz videomuz üzüm pekmezi. Üzüm pekmezimizle alt yazı ekleme işlemine başlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kanalımızda herhangi bir alt yazı kanalda mevcut değil. Şimdi bu alt yazıyı nasıl oluşturacağız? Buradan geri geliyoruz. Burada YouTube sayfamıza geldiğimiz zaman videolarınız seçeneğine tıklıyoruz. Ardından görmüş olduğunuz gibi bu videolarımız sayfası geliyor. Buradan alt yazı eklemesi yapacak olduğumuz videomuzun üzerine geliyoruz ve ardından ayrıntılar sekmesi. Bakın şurada bir kalem işaretine benzeyen simgemiz var. Burada ayrıntılar sekmesine tıklıyoruz. Burada videomuzun üzerinden ayrıntılar sekmesine tıkladığımız zaman hemen alt tarafta alt yazılar bölümü var. Bu alt yazılar bölümüne ilk olarak tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada Türkçe otomatik olarak oluşturulmuş olan kısım geliyor.
Ardından buradaki altyazılar kısmına geldikten sonra burada yer alan kopyala ve düzenle seçeneğine tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda videomuzla alakalı burada videomuzda ifade etmiş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz metin sol tarafta yer alıyor. Buradaki metinden güzelce videomuzu oynatarak değişmiş olan, yanlış metne dönüştürülmüş olan kelimelerimizin ilk olarak düzeltme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Evet, bakın burada ilk olarak iki tane evet kelimesi olmuş. Bunun bir tanesini siliyoruz. Burada azdan az çoktan çok kanalıma değil kanalına olacaktı. Buradaki harfi düzeltiyoruz. Bugün sizlerle mevsimi gelmiş olan üzümlerimizin Üzümlerimizin kelimesi söylenmiş ama buradaki algılama ürünlerimizin olarak algılamış. Onunla burada düzeltme işlemini yapıyoruz. Üzümlerimizin diye düzeltiyoruz. Evet, bu şekilde burayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu şekilde videoda söylemiş olduğumuz kelimelerin karşılığı burada hatalı olan kelimeleri ilk olarak güzelce hepsini düzeltme işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi videomuzun içerisinde yer alan hatalı kelimelerin güzelce düzeltme işlemini gerçekleştirdik. Bizim buradaki videolarımızın dakikası, şu açmış olduğumuz videonun dakikası 15 dakikalık bir video olduğu için ve içerisinde sürekli bir bilgi aktarımı olduğu için çok fazla konuşma var. Bu konuşma neticesinde ister istemez çok fazla kelime ve metin var. Burada bizim bunu düzeltmemiz daha uzun sürüyor ama sizin videolarınız daha kısaysa, anlatmış olduğunuz bilgiler içerisinde daha az yer alıyorsa düzeltmeniz daha hızlı olacaktır. Burada dediğim gibi videoyu şuradan Satma işlemlerini gerçekleştirdik. oynatma işlemini yaptığınız zaman şu kısımdan da takip ederek nerede hangi hataların olduğunu tespit etmeye çalışacaksınız. Bu hatalarınızı bu şekilde sonuna kadar düzelteceksiniz. Şimdi ben tüm hataları düzeltme işlemini gerçekleştirdim. Ardından yayınla seçeneğine tıklıyorum. Yayınla seçeneğimize tıklama işlemini gerçekleştirdik. Evet, görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Yayınlanma işlemi gerçekleştirdi. Bakın şurada Türkçe otomatik diyordu. Üst tarafta Türkçe video dili olarak yazıyor. Biz bu şekilde metnimizdeki gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra yayınladıktan sonra bu kısım üst tarafa geliyor. Zaten fark ettiyseniz videonun yüklenme tarihi ayrı, bizim düzenleme yapmış olduğumuz tarih ayrı. Ben videoyu 23 Ağustos'ta atmışım. 14 Eylül'de yani şu anki bugün de düzenlemeyi yapmışız. Şimdi buraya kadar geldikten sonra ne yapacağız? Ardından şuradaki yer alan 3 nokta var. Düzenle yazan yerin yan tarafında. Buraya tıklıyoruz. İndir seçeneğine tıklıyoruz ardından. İndir seçeneğine tıkladıktan sonra bize 3 tane seçenek veriyor. Bu seçeneklerimiz VTT seçeneği, SRT seçeneği ve SBV seçeneği. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kesinlikle dosyamızı SBV seçeneğiyle indirmemiz gerekiyor. Yani biz ne VTT ile indireceğiz, ne SRT ile indireceğiz, SBV seçeneği ile indireceğiz. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa sonraki işlemlere devam edemezsiniz. Biz buradan SBV seçeneğini seçiyoruz. Ve ne oldu? Videomuz indi. Klasörde göster dedik. Ardından şurada hemen kes diyoruz. Evet, şu anda biz ne yaptık? SBV dosyamızı indirmiş olduk. Buraya yapıştır dediğimiz zaman caption adı olarak otomatik olarak adlandırdı. Masa üstümüze atmış olduk. Şimdi buraya kadar geldikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi buraya kadar geldikten sonra biz yani bu SBV dosyasıyla beraber Türkçe metin olarak dönüştürmüş olduğumuz metnimizi SBV formatında indirme işlemini gerçekleştirdik. Artık bu dosyamızı çevirisini yapacak olduğumuz dile dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de tekrardan yeni bir sekme açıyoruz. Google sekmesi ve biz burada Google'a Subtitles Translator yazıyoruz. Evet, yazıyoruz hemen. Görmüş olduğunuz gibi direkt çıktı. Subtitles Translator olarak bu şekilde Google'dan aratmamızı yapıyoruz. Ardından bakın şurada ikinciye tıklıyoruz. Free Online Subtitle yazan Translator'a tıkladığımız zaman burada bizim çeviri yapacak olduğumuz sayfamız karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi burada ben bu çeviri olan internet sayfayı, bu çeviri yapılan sayfayı kullanıyorum. Siz direkt internete çeviri de yazabilirsiniz, translate de yazabilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız bu sizin tercihinize kalmış. Ama ben bu sayfanın yapmış olduğu çevirimleri beğeniyorum. Aynı zamanda hızlı bir sayfa ve basit bir sayfa olduğu için bu sayfayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi ardından upload yani yükle diyoruz. Masa üstüne atmış olduğumuz caption dosyasına iki kere tıklıyoruz.
ve Next seçeneğine tıklıyoruz. Burada Next seçeneğine tıkladıktan sonra üst tarafta bakın diller geliyor. Hangi dile çevirmek istiyoruz? Biz ilk olarak Almanca dilinden başlayalım. Almanca seçeneğimizi seçiyoruz. Translate yani çevir diyoruz. Ve ne oldu? Buradan Accept seçeneğine tıklıyoruz. Yani kabul et diye tıklıyoruz. Ve üst tarafta bakın burası önemli. Select Subtitle yazıyor. Bunu yapmıyoruz. Buradan tekrardan Captions olarak seçiyoruz. Ve ne oldu? Zamanlamayla beraber bizim metnimiz Almanca, Alman diline ne oldu? Dönüştürülmüş oldu. Almanca'ya dönüşmüş oldu. Şimdi ardından Next diyoruz. Ardından Download diyoruz. Burası önemli. No thanks, I don't diye başlayan kısma. Yani biz hayır istemiyoruz. Ücretsiz olarak indirmek istiyoruz kısmına tıklıyoruz. Ve biz, buradaki bizim Captions dosyamız inme işlemi gerçekleşti. Ardından zip olarak iniyor bu dosyamız. Kesiyoruz. WinRAR, bu dosyamız WinRAR olarak iniyor. Dosyamızı kesiyoruz. Masa üstüne yapıştırıyoruz. Buradaki WinRAR dosyamıza sağ tıklıyoruz. Klasöre çıkart diyoruz. Ve buradaki bizim çıkma işlemi gerçekleşti. Ardından F2 tuşuna basıyoruz. Ve buna Almanca olarak kaydediyoruz. Şimdi burada biz oluşturmuş olduğumuz Türkçe Captions dosyasını Almanca Captions'a ne oldu? Translate işlemini yapmış olduk. Şimdi tekrardan videomuza geldik. Burası önemli şimdi. Burada artık yeni bir dil eklemeye hazır durumdayız. Dil ekle seçeneğine tıklıyoruz. Buradan Almanca seçeneğini seçiyoruz. Ardından bakın iki tane ekle kısmı var. Burada biz altyazı kısmına ekle seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradaki sayfanın açıldıktan sonra dosya yükle kısmı geliyor. Buradan dosya yükle seçeneğine tıklıyoruz. Burası önemli. Zamanlama ile yükleniyoruz. Yani biz niçin burada SBB formatını indirdik ya, işte bunların hepsi buradaki bu zamanlamanın uygun olması için yapmış olduğumuz adımlar. Ardından devam diyoruz. Ve ardından Almanca dosyamıza girip Captions dosyamızı tıkladık. Bakın görmüş olduğunuz gibi dakika dakika, saniye saniye buradaki altyazımız buraya yüklenmiş oldu. Şimdi yayınla dedik. Almanca altyazımız artık bir şey, videomuza eklenmiş oldu. Burada bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise başlık ve açıklama kısmını da eklememiz gerekiyor. Nasıl? Şimdi biz video dilini altyazıya çevirdik. Bunu Almanya'dan IP'den gelen kişilere gösterecek ama başlık ve açıklama kısmının da Almanca olması gerekiyor ki bu Almanya'dan videomuzu izlemek isteyen veyahut da YouTube'un önereceği kişiler videomuza tıklama ihtimali olsun. Sonrasında başlık ve açıklama kısmına ekle diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim buradaki Türkçe başlık ve açıklama kısmımız var. İlk olarak başlığımızı kopyalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından yeniden Google'ımızı açıp Translate yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Burada metin girmemizi istiyor. Biz burada metin girmeyeceğiz. Şuradaki Google Translate'i açıyoruz. Niçin? Burada bir yaklaşık 3000 karakterle sınırlama var. O yüzden bununla uğraşmaya gerek yok. Google Translate'e tıkladık. Dilimiz Türkçe. Çeviri yapacak olduğumuz dili buradan seçiyoruz. Bizim burada çeviri yapacak olduğumuz dilimiz Almanca. Ondan sonra başlığımızı yapıştırıyoruz. Ve çeviri işlemimiz görmüş olduğunuz gibi başlığımız Almanca diline çevrilmiş oldu. Ardından şurada kopyalama seçeneğine tıklıyoruz ve başlığımızı yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi başlığımız en fazla 100 karakter olabilir. Bizimki 107 oldu. Burada gereksiz olan simgelerin silme işlemini gerçekleştirdik. Ardından açıklama kısmını kopyalıyoruz. Ve tekrardan Translate'e yapıştırıyoruz. Ve metnimizin açıklama kısmını da çevirmesini tamamladık. Onu da bu şekilde CTRL-V yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi başlık ve açıklama kısmını güzel bir şekilde Almanca'ya çevirerek ekleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi yayınla diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim videomuzu Almanca altyazı ve başlık ve açıklama kısmını gayet güzel bir şekilde ekleme işlemini yaptık. Şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Biz Türkçe altyazıyı oluşturduk. Zamanlaması doğru mu? Onu nasıl kontrol edeceğiz? Onu da şu şekilde kontrol edeceğiz. Burada video dili oluştuktan sonra ayrıca bir daha düzenle seçeneği var. Düzenle seçeneğine tıkladığınız zaman zamanlamayı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Örnek olarak başlayalım. Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsimi gelmiş olan üzümlerimizin hasat işlemlerini, satma işlemlerini... Görmüş olduğunuz gibi buradaki metinde herhangi bir zamansal olarak kayma varsa onu da buradan düzeltebiliyoruz. Nasıl? Bakın şurada imlecimizi bu kısma getirdiğimiz zaman
Buradaki metinleri sağa veya sola kaydırabiliyoruz. Bakın şu şekilde sizlere göstereyim. Bunu kısaltıp uzaltabiliyorsunuz. Ama şu an bizim yapmış olduğumuz çeviride aşırı bir kayma yok. O yüzden ben bununla herhangi bir ilgilenme, herhangi bir düzeltme yapma gereği duymuyorum. Şimdi burada anlamayanlar, kafasında soru işareti oluşanlar için tekrardan bir daha dil eklemek istiyorum. Şimdi ikinci dilimizi ekleyelim. İkinci dilimiz ne olsun? Almancamızı ekledik. Ardından gelen dillere bakalım. Ardından Arapça ekleme yapalım. Arapçamızı nasıl ekliyoruz? Tekrardan şurada new translation diyoruz. Yani yeni çevirme diyoruz. Ardından tekrardan upload diyoruz. Captions dosyamızı yüklüyoruz. Next diyoruz buradan. Ve ardından dilimizi seçiyoruz. Biz Arapçaya çevireceğiz. Arapçayı seçiyoruz buradan. Translate çeviri diyoruz. Buradan kabul ediyoruz. Buradan yine captions seçimini yapıyoruz. Bu bakın görmüş olduğunuz gibi metnimiz Arapçaya çevrildi. Ardından next diyoruz. Ve download deyip no thanks deyip videomuzdaki bu captions dosyamızı güzelce WinRAR olarak indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Klasörden alıyoruz, kesiyoruz. Ardından masa üstüne yapıştırıyoruz. Klasöre çıkart diyoruz. Ve burada dosyamız çıkıyor. Ardından isimlendirmeyi yapıyoruz. Hangi dile çevirdiğimizi yazıyoruz. Arapça olarak yazıyoruz. Ve burada tekrardan altyazılar kısmından ekle seçeneğine tıklıyoruz. Dosya yüklediyoruz. Zamanlama ile bakın burası gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Devam diyoruz. Masa üstüne tekrardan geliyoruz. Arapçayı seçiyoruz. Dosyamızı seçip görmüş olduğunuz gibi altyazımızı otomatik olarak yükleme işlemini gerçekleştirdik. Ve yayınla diyoruz. Buradaki yayınlama işlemini yaptıktan sonra başlık ve açıklama kısmına geliyor sıra. Burada bakın açıklamamız zaten kopyalıydı. Buradan dili değiştiriyoruz. Buradan Arapça dilini seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen açıklama kısmı tekrardan çevrildi. Açıklama kısmını buraya yapıştırıyoruz. Ardından başlığımızı kopyalıyoruz. Başlığımızı da kopyalayıp ve buraya yapıştırıyoruz. Ve yayınla diyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi altyazımızı nasıl eklediğimizi en detaylı ve en anlaşılır şekilde sizlere aktarmaya ve bilgilendirmeye çalıştık. Umarım bu videoyu izledikten sonra herkes çok rahat ve kolay bir şekilde videolarına istediği dili ekleyebilir, istediği yabancı dil eklemesini çok rahat bir şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.